Pascal, Oman, Kadir, çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Aragaz. Günaydın efendim, günaydın, günaydın, günaydın. Aragaz Allah'ın izniyle başladı efendim. Üstelik tam söz verdiğimiz saatte gördüğünüz gibi huzurlarınızdayız efendim. Abi söz vermedik. Programın künyesine ne yazıyor? 6.30-9.30 yine yazıyor. İşte buyur, buradayız. Bu sözünde durmaktır. Netekim vatandaşın negatifini çort çort emip pozitifi dazır dazır verecek derken de bir söz veriyoruz. Sözümüzde duracağız. Bugün sizi yine beton ormana ekmek parası kazanmaya giderken daha strese girmeden peluze gibi sinirsiz lop et şekline getirip öyle yerinize ulaştıracağız. Merak etmeyin efendim. Abi çok reklam var diyorlar. Yavrum kavun tatlı, biz ne yapalım? Nerede kavun? Hani be kavun? Yani lafın geliş. Dinleniyoruz. Reklam veren de bize reklam veriyor. Yoksa bu özel jetleri nasıl alacağız? İngiltere'nin Liverpool tersanelerinde 55 metre 70 pardon 80 90 diyeyim ben sana ya. 90 metrelik özel ahşap kotraları nasıl yaptıracağız? Bu reklamlar sayesinde efendim. Biz sus ya. Duyun var ya. Gerçek sanacak. Ama bak eskilerin lafı var. Söyle ki gerçek olsun diyor Pascal. Yani bir şeyin gerçek olmasını istiyor. Olmuş gibi söyleyeceğim. Çünkü biz öyle algılıyor olsak da zaman doğrusal değil yani. Oo Kadir başladı. Yani Pascal istiyorum eğlendirdiğimiz kadar öğretelim de. Ne biliyoruz ki? Ha? Ne öğreteceğiz? Hayattan ne öğrendin? Hayattan ne öğrendim? Hayattan ne öğrendim? Ne öğren? Lan ben hayattan hiçbir şey öğrenmemişim. Buyur. Ben de öyle. Ama ben hayattan çok şey öğrendiğimi sanıyordum Pascal. Yok be kardeşim. Bir bilmedik. Doğru diyorsun be. Az biraz bir şey öğrenmiş olsak zaten bugüne kadar adam oluruz değil mi? Bak şu yaşa yediğimiz kazıkları yan yana koysak İstanbul Boğazı'na ahşap konstrüksiyon 4. köprü olur, yanlış mı? Abi bizi aldatan kendini aldatır. Ya hadi ben neyse ama Pascal'a sakın kazık atmayın. Çünkü saf bu saf, yazık. El kadar sağ abi bunun yazık güne ağı tutar bunu. Kim? Ben miyim saf? Evet. Bakmayın böyle atlayan zıplayan afacan biri gibi gözüktüğüne ya. Ergenliğe daha girmedi bu. Pascal bebek nasıl oluyor? Lelekler getiriyor. Ha? Sipariş veriyorsun. Buyur. Bak dinliyorum. Bunun 3 çocuğunu da böyle yaptı bu, düşün. Bu kadar saf ve temiz bir çocuk ya. Buna kazık atarsan Allah korusun olmadık yerden başına büyük bela alırsın. Misal Pascal dedi ki bize tweet atın. Tweet atana dua edeceğim. Hemen at. Çünkü böyle safın duası hemen kabul olur. İhya olursun. İki dünyada mamur olursun. Efendim? Neydi mail Twitter adresimiz Pascal? Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir Twitter adresimiz efendim. Bize tweet atın efendim. Ve böyle programa bir omuz verin yani. Evet, katkı olsun. Bak gerisi size kalmış. Biz söyleyeceğimizi söyle. Şu zamanda en zor şey birincisi Fenerbahçe'nin maçtan sinir hastası olmadan izlemek. İkincisi de alakanız olmayan birinden hayır dua almak. Kadir sence inanırlar mı? Satmayayım ben. Sanmıyorum ama bir kıtır atalım. Pascal bakacağız, göreceğiz ya. Hadi efendim işiniz gücünüz rast gelsin, tabancanızdan ses gelsin. Aragaz. Pascal. Hadi. Canım yüksek sanata maruz kalıp ruhman yükselmeye hazır mısın? Hazırım kardeşim. Ver bakayım. Vereceğim canım. Köküne kadar yüksek sanatı vereceğim sana. Şimdi sen yüksek sanatın kralını Posta gazetesinden alacağım bugün. Yurdumun Şarikür. Oho. Evet. Hem de Posta. Çıldır bizi. Kudurt bizi. Yüksek sanatı vere vere kudurtacağım seni. Come to the dark side Pascal. Geliyorum Kadir. Bütün gün ağrımla. Tamam. Gelmeden önce bir fon müsüğü ver. Sen başla. O iş bende. Ay ay ay. Ay ay ay.
dedim. Yeter. Evet işte yine duygu, işte yine tosarma. Efendim Posta Gazetesi Yurdumuz Şairleri köşesinde şairimizin adı Abdullah Erdoğan. Şiirin adı Neslihan. Neslihan kim? Neslihan herhalde şairimizin hoşlandığı kız, ne bileyim ben. Biz Türk erkeklerin bir huyu var. Bizim şiirlerle pek alakamız yok. Genel geçer meşhur şiirler dışında öyle gideyim bir şiir kitabı alayım falan, bunlar olmaz. Ne zamanki aşık oluruz herkesin içinden bir şair çıkar. O güne kadar bir şiiri sonuna kadar okumamış adam oturur şiir yazar. Ama ben asıl o şiirleri okuyup da etkilenen kadının mental yapısına hastayım, onu merak ediyorum yani. İşte Neslihan da böyle bir şiir. Oku bakayım ya, merak evet, ettim. Okuyorum. Hacı köy çet mi arası, beni benden aldı gözlerinin elası, gönlümde olan sevda yarası, yalan dünyanın gerçek tatlısı. Derdimin dermanı sende, hadi gel vur gönlümün teline, seni nasıl sevdiğimi ömrüm bilsene, kalbimin sensizliğini bir dinlesene. Ankara pursaklar yalan, bu lüzumsuz sana olsun kurban. Sangileyim özenerek yaratmış Mevlam, seni seviyorum Neslihan. Nasıl buldun Pascal? Abi bu Neslihan var ya, işi zor. Yalnız şunu söyleyeyim, şair Abdullah abi, Erdoğan abi de kimseye yedirmem. Adamın hisleri bu şekilde tosarmış. Bu alemde illah gibi yakışıklı, Karun gibi zengin efendim insanlar var. Onun sevgisi olup da bir kerecik kendisine şiir yazılmamış kadınlar var. Yani dolayısıyla Neslihan Hanım o açıdan şanslı. Abdullah abinin Neslihan'ı. Düşün, uğruna şiirler yazılıyor yani. Var mı ötesi abi? Öyle böyle. Şöyle şiir abi, böyle şiir. Ha. Abi ben bir etkilendim. Yavrum rüzgar etse etkileniyorum ya. Rüzgar etse. Aragaz. Paskal. Geldim. Twitter adresimiz neydi? Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir. Mirmah Sultan diyor ki ikiniz de parayı çok sevdiğinizi söylüyorsunuz. Bunu dile getiriyorsunuz. Parayla mutluluk arasında bağ güçlü mü? Çok güçlü. Bakınız arkadaşlar. Evet, bu dünyada insanı mutlu eden pek çok şey var. İnsana huzur veren çok şey var. Bir bebeğin kokusu mesela. Ne bileyim, yemyeşil bir doğanın içinde olmak. Güzel bir şarkı. Ne bileyim, sevdiğim bir yemek. O içinin gittiği güzel kızın ya da ne bileyim işte hoşuna giden bir şey öğrenmek, sevgiliyle baş başa geçen zaman ya da seyahat, bir yer görmek falan yani, değil mi? Başka ha? Pascal? Başka? Honduras. Honduras. Bunlar insanı mutlu eder ama para kadar mutlu eder mi dersen? Yok be abi. Asla. Ya para var ya Pascal, şu kadar söyleyeyim. Parayı olsalar Pascal yine mutlu olur. Öyle mi Pascal? Abi inkar etmeyeceğim. Evet. Evet. Yani paranın miktarına bağlı. Yani 100 doları olsalar tepkisel davranabilirim diyor. Limitin ne? Benim limitim 10 bin doların üstü. Onu nereme sokarsan sok ıkım çıkmaz. Abi sendeki para aşkı benimkinden büyük. Hani derler ya parayla saadet olmak. Ya oluyor oluyor, denedik oluyor arkadaşlar. Ya sen, ya sen ne diyorsun ya? Kralı oluyor. Bak parayla olmayacak tek şey var arkadaşlar, sağlık, bir de ölüm. Para bunların dışında her şeyi elde etmenizi sağlıyor, merak etmeyin. Misal soruyorum Pascal, para ile seni elde etmek mümkün mü aslanım? Mümkün tabii canım. Buyurun. Belki para ile sadece bedenini mi elde edebiliriz, yoksa ruhunu da elde edebilir miyiz? Sen parayı göster, hepsini hareket. Ya görüyorsunuz işte, buyurun. Yani bir para sevdalısı. Şimdi ben de zaman zaman doları elime alıp Lincoln'un resmine bakıyorum. Yahu o adamın abuk suratı bile paranın üstünde bir nurlanıyor ya. Değil mi? Ha, nasıl bir sevimli değil mi Pascal? Ne güzel ya. Yahu yoksa Abraham Lincoln dediğin adamı gece görsen korkudan 3 ay bulanırsın Pascal. Abi öyle de ama o paranın üstünde nasıl nuru üzdü? Ya paranın üstüne eşeğin resmini bas. En vahşi hayvan mesela yılanın, çiyanın resmini bas, o bile sevimli ya. Paranın böyle bir etkisi var, lütfen bunu bilelim. Kadir düşünsene, parasız bir dünya. Evet, düşünemiyorum. Parasız bir dünya düşünemiyorum. Şimdi parayı bulmuş arkadaşların şöyle bir sözü var. Geri dönüp baktığım zaman parasız fakir zamanlarımı özlüyorum. Sığır. Özlediğin fakirlik değil. O zamanlar gençtin, dinçtin, onu özlüyorsun.
yırtacağım, para sahibi olacağım diye uğraştım dediğinin aradan zaman geçti. Sağlığını kaybettin, yaşlandın, sağından solundan hastalık girip çıkmaya başladı. Sen sağlıklı sıhhatli olduğun zamanları özlüyorsun. Taş yesen öğüttüğün zamanları özlüyorsun. Pascal, sen Paris'in o tehlikeli varoşlarında daha ünlü olmadan evvelki fakir günlerini özlüyor musun aslanım? Lan özlenir mi? Deli misin? Tam tersi. Unutmak istiyorum. Ya. Eski bir laf var efendim. Divaneden bir laf. Çıkar divane sığmaz diye. İşte Pascal, öyle bir laf ettik şu an. Açlık özlenir mi? Özlenir. Para güzel bir şey. Peki para bizi niye bulmuyor? Bunun cevabını vereyim mi? Ver Kadir'cim, bekliyoruz. Üstünüze yağmur gibi para yağdırmanın sırrını vereceğim ben. Vermezsen var ya, aha böyle ol. Olayım lan. Bak, paraya nankörlük etmeyeceksin hacı. Ne demek o? Aa, o paranın gözü kör olsun, para bizi bulmaz ki. Para parayı çeker, param olsa şunu yapacağım, param bulsam böyle yapacağım gibi parayı kötüleyen parayla olumsuz şeyler yapmayın. Projelerinizi kafanızdan atın, böyle olumsuz şey. Parayı sevin, çağırın, kötülemeyin. Paraya gel deyin, git demeyin. O zaman gelir mi? Her şey gelir. Harbi mi lan? Tabii abi. Bu hayatta ne istiyorsan onu çağıracağım baba. Çağırmazsan gelmez. İstanbul'da öyledir Pascal. İstanbul'da yaşayıp İstanbul'a küfretmeyen var mı? Yok. Neden geldin bu İstanbul'a? Yaşanmaz burada. İstanbul seni niye mutlu etsin o zaman bebeğim? İstanbul'un ne günahı var? Bak, aç karnını doyuruyor. Memlekette kalsan belki yumurta ticareti ya. Ama bu şehirde bambaşka bir insan var. O yüzden İstanbul'da mutlu olmak mı istiyorsun? Yani bütün şeritler dururken sen akan şeritte mi olmak istiyorsun? Aç arabanın camını, bağır. İstanbul, seni seviyorum diye. Efendim, bak neler oluyor. Vay beke. Sen böyle yapıyor musun? Yok, bunların hiçbirini yapmadım ben. Ama yapın yani, yarar muhakkak diyorum yani. Yapmak lazım yani, o şekil yani. Kadir, rezil olmuyor. Deneyin bakalım yani, kaybeder. Onlar denesin, bize söyler. Aragaz. Pascal. Bro. Instagram adresi neydi senin ya? P numara 21 seninki Kadir. Benimki de Kadir Çopdemir. Kadir Çopdemir. Bekleriz efendim Instagram sayfalarımıza. Mert diyor ki, Kadir abi, diyetisyene gitmeyi düşünüyorum. Ne dersin, gideyim mi? Siz hiç diyetisyene gittiniz mi diyor. Evet Pascal. Abi, benim hayatım hep diyete geçti. Vallahi ya. Nasıl lan, sen diyet mi yaptın? Diyet değil de kontrollü beslenme. Futbol hesabı. Ama her şeyi yedin yani, değil mi? Her şeyi yedin. Ya zaten onu da yesen burada ne işin var? Las Vegas'ta şova çıkardın be Pascal. Allah korudu kardeş. Neyse, olayı senin üzerinden çıkaralım. Şimdi Mert'in sorusuna geçelim. Bak, gördüğün gibi sağlıklı bir kardeşimizi daha kaybetmek üzereyiz. Ne için? Çünkü diyetisyene gidiyor. Kötü bir şey mi? Kötü demedim. Gereksiz. Diyetisyenler beni affetsin. Ama yaşam koşulu denen şey ne kadar gereksizse, diyette de diyetisyen o kadar gereksiz. Kadir, ağır ol. Ya iyi de. Bak, tepki arayacağım. Bak, herkesin sevdiği insan aslında sevilmemiş insandır. Şimdi Mert, diyetisyene gitmek istiyorsun. Tek bir soru var akıllarda. Neden? Zayıflamak istiyor. Neden? Daha sağlıklı olmak için. Yemeden sağlık olmaz Pascal. Dur. Bak, bana brokoli denen şeyin ömür uzattığına, sağlık saat verdiğine dair tek bir bilimsel makale göster. Ben nereden bileyim? Peki, vejetaryansın, et yemiyorsun diyelim. Tamam derim. Proteini etten değil bakliyattan alıyorsun, nohut, mercimek, fasulye. Okey. Bakliyatta gaz yapar. Sağlığın için tayır tayır ***'mayı göze alıyorsun peki. Bunun neresinde saygı var? Ya Kadir ya. Ne yine bağladın? Bak kardeşim, ben size 3 adımda sağlıklı olmanın formülünü bila bedel vereceğim, ama yazın. Yazın, sen de yaz. Söyle bakayım. Yaz. Yazıyorum. Yaz. Her şeyi ye, birinci formül. Her şeyi ye ama az ye. Hı. Yediğin ikincisi, yediğin her şeyi ağzında sıvılaşana kadar çiğne, sonra yut. Üçüncüsü ve en önemlisi bu. Bak, en önemlisini söylüyorum. En büyük bomba. Boş vermeyi öğren. Bak, bu dediğimi yap. Akbaba gibi, köpek balığı gibi olacaksın. Ne alakası şimdi? Abi, akbabalar hasta olmazmış Pascal. Köpek balıkları da öyle. Hadi be. Niye lan? Tabii abi, onlar hastalıktan ölmezmiş. İhtiyarlıktan ölürmüş. Mesela kanser olmazlarmış. Herhangi bir hastalığa duçar olmazlarmış. İhtiyarlıktan ya da kavgada, dövüşte, hani avcı mavcı, öyle ölüyorlar yani. Akbabalarla ya köpek balıkları. Ya Kadir, bu akbabalar. Evet. Leş yiyor lan. Evet, leş yiyor. Bak buyur, diyet yapanlara sesleniyorum. Akbaba leş yiyor babacığım. Köpek balığının karnından konserve kutusu çıkıyor.
Bunlar diyet yapıyor mu? Hayır. Ne bulsa yiyor. Ama yeryüzünde hasta olmayan iki varlık var. Bunlar da köpek balığı ile akbaba. Ya bilim dünyası böyle diyor. Ne bulursa yiyen mahluklar bak hastalanmıyor. Biyolojik olarak en mükemmel canlılar bunlar. Örnek alalım. Ne bulursak yiyelim mi? Yiyelim ama sen az. Mesela sen hiç doyduğu halde yemek yemeye devam eden aslan kaplan gördün mü? Göremez. Aslan Ceylan'ı tutar yer doyar bırakır. 2-3 gün artık av peşinde koşmaz. Çakallar akbabalar gelir kalanı yer. Hiçbir aslan lan belki yarın av bulamam diye yakaladığı avın tamamını yemez. Doyunca bırakır yani. Ya her şeyi az ya. Doymadan kal. Makina gibi yaşarsın Pascal. Sen öyle mi yapıyorsun? Pascal ben transatlantik gibi. Aç bakayım. Yani transatlantik de motorları stop ettikten sonra durana kadar bir süre gitmeye devam eder. Ben de yemek bahsinde öyleyim. Duruyorum ama durduktan sonra bir süre daha yemeye devam ediyorum. Ağır makine yani, anladın? Yok abi, anlamadım. Neyi anladın ki ya? Ha? Beni anlasan dünya saadetine ererdi. Aragaz. Pascal. Bro. Wayne Rooney'i bildin mi? Ne olmuş şimdi? Bu Kamil zamparalıktan dönerken alkollü araç sürdüğü için polis tarafından mahkemeye çıkarıldıydı bir tarih, hatırladın? Evet. Ne oldu iş? Rooney'in alkollü araç kullanmak yüzünden 2 yıl araba kullanmama cezası almış, 100 saatte kamu hizmeti cezası almış. Kamu hizmeti? O nasıl oluyor? Yani çöp toplayacak, sokak süpürecek falan yani. Hadi canım. Ya kardeşim 2 yıl araba süremeyecek. Anladın mı İngiltere i̇ki neden? 2 sene mi? Evet abi. Hadi alkollü be. Araba kullan. Evet baba. Abi anlamadım. Evet. Ya bir parça alkollü bulunuyorsun İngiltere'de. 2 yıl arabana binemiyorsun. Çok da ünlü bir topçusun. Anladın mı? Çok da ünlü bir topçusun. İngiliz bu yüzden dünyayı yönetiyor. Bak adam kaza yapmamış. Kimsenin canını yakmamış. Allah diye öyle bir ceza koyuyor ki İngiliz adaleti. Adamın gözünden yaş geliyor. Ayrıca Rooney aynı şekilde bir kere daha alkollü araç kullansa 6 ayda hapis cezası alacak. Sınırsız da para cezası. Be. Tabii birkaç milyon dolar ha para cezası. Kadir bu ne ya? Ne kesmiş? Evet arayalım mı şu Rooney'i ya? Ara bakayım ya. Arayacağım abi arayacağım. Aha da arıyorum, çalıyor çalıyor. Alo. Zamparalıktan dönerken anzarotlu araba kullandığı için mahkeme tarafından 100 saat kamu hizmeti ve 2 yıl araba sürmekten men cezası alan ünlü İngiliz futbolcu Rooney ile mi görüşüyor? Selamun aleyküm. Hacı alkollü araç kullandığı için mahkeme tarafından 2 yıl araba sürmekten men cezası alan ünlü İngiliz futbolcu Rooney. Ben Kadir Çöptemir, meslek büyüğün, duayenin, ağabeyin, bir dönemin canavar topçusu Pascal Numa da burada lan. Lan ne yaptın oğlum ya? Oğlum içme ya. İçiyorsan kullanma. He? Psikopat mısın ya? Yapma ya. Ne diyor? Abi vallahi diyor mahkeme öyle bir ceza kitledi ki diyor. Sokağa çıkmaya korkuyorum diyor. Onu bırak maçlarda biraz süratli koşsam hız sınırını aştın alsana şu kadar ceza derler diye doğru dürüst depar atamıyorum. Anam abi diyor. Nasıl çömez ama mahkeme haklı. He? Hem içiyorsun hem araba kullan. Katil misin lan sen? Ayıp sanırım ya. Ya hakikaten Rooney yani acayip ceza kitlemişler kardeşim. Yalnız İngiliz adaletine, İngiliz hakimine, savcısına da hayran oldum. Ve bundan dolayı da utanıyorum. Ben İngiliz'in adaletine hayranlık duymak zorunda mıyım kardeşim? Zorunda mıyım ya? Kadir dur. Kendini harap etme. Ya bizde de olsun böyle adamlar. Böyle ya. Sana ceza veren hakimin, savcının adını ver. Yasal olarak mümkünse gelip burada baksınlar ya. Bizde ceza yere neredeyse ödül oluyor kimisi. Efendim Rooney ha? Bak sen adam öldürmemişsin, araca çarpmamışsın, bir şeye zarar vermemişsin. Ona rağmen ya bizde de adam kafayı çekiyor, 4-5 kişiyi biçiyor, öldürüyor ya. Ha? Bir süre yatıyor, çıkıyor sonra. Evet, evet, evet. Ha. Ne diyor? Abi diyor, sizde hiç kanun adamı falan yok mu? Olur mu öyle şey ya diyor. Olmaz mı? Ya var, var da yani işte böyle şeyler de oluyor yani. Sen şimdi çok mu alkollüydün lan? Ha ne diyorsun ya? Ne diyor? Yok be diyor abi yarım bardak gin fiş içtim diyor. Onun da yarısı soda diyor ya. Gin fiş ne ya? Gin fiş. Gin fiş diye bir şey var ya onu diyor herhalde ne bileyim ben. Yani çok az alkollü olarak araba kullandığını ondan sonra ve bana böyle ağır bir ceza verdiler demek istiyor yani. Evet. Evet. Ha. Yani bunu mu demek istiyorsun? Evet diyor. Ne diyor? Evet diyor. Evet diyor. Kapanın şunu.
Ya Roney, bundan sonra dikkat et kendine, aslan parçası. Öyle sağda koşturmaya benzemez o. Alkollü sakın çıkma, İngiliz adaleti yemin ediyorum senin ıhtırır köşede gaskilleyi verir. Hadi bakalım. Aragaz. Paskal. Kadir. Ay benimki ötüyor, benimki evet ötüyor ya. Benimki ötüyor, çok özür dilerim ya. Kim ki bu? Alo. Alo. Kadir'im sen misin Genco? Benim Hacı Dert Bedir abim benim. Nasılsın canım abim? İyiler iyi. Bizde durumlar normal Genco. Nerede Paskal Çakalı? Arazi mi uydu yine? Abi ayıp ediyorsun. Ben ne zaman arazi yaptım? Sen var ya Kızıldeniz ahtapotu gibisin Paskal. Hangi arazide bulunuyorsan o arazinin rengini alıyorsun. Yürüyen tehlikesin. Vay Dert abi, gurur duydum be. Sen var ya boynuma dur abi. Kadir. Efendim Hacı Dert Bedir abi. Bu Paskal'ı acaba bir rehabilitasyon merkezine falan mı kapatsak ya? Niye öyle dedin abi? Boynuma dona ne demek ya? Kendini bilen adam böyle bir talepte bulunur mu? Allah'ın cezaları. Abi saygıda öyle dedin. Zaten saygınız olmasa sizi ışın kılıcıyla küşleme yapardım. Allah'ın cezaları. Ya neyse Hacı Dert Bedir abi, sen boş ver bu Paskal'ın tuhaflıklarını. Hayırdır buyur, niye aradın abim sen, bir şey mi var ya? Estağfurullah, ricamız olur Genco. Bana bir erkek, bir dişi taklacı güvercin lazım. Taklacı güvercin ne? Ne yapacaksın abi ya? Güvercin işinde büyük para var. Araştırdım. Bu güvercin işinin en büyük pazarı Bursa'daymış. Milyon eden güvercinler var. Ben de kendime bir kümes kuracağım. Karar verdim. Abi tamam da sen Star Wars'ta değil misin ya? Evet Genco. Ya abi yer çekimi yok. Nasıl uçuracaksın güvercini? Hayır, yer çekimsiz ortamda güvercini salmaya kalksan havada kalır boncuk gibi hayvan, yazık. Cahil Genco. Ulan bu alemde atmosferi olan ve kendi etrafında dönen tek gezegen dünya mı? Abi ne atmosferi? Ne dönmesi? Ne yaraka ya? Ya Pascal, dünyanın atmosferi olmasa, kendi etrafına dönmese yer çekimi diye bir şey olmaz değil mi? İkisi şart. Atmosfer olacak. Yani hava olacak. Merkez kaç kuvveti içinde gezegenin kendi etrafında dönmesi lazım. Bu. Bu yer çekimi. Öyle mi oluyor? Evet, sen ne zannediyordun? Abi ben yerin altında mıknatıs var sanıyorum. Valla o bizi çekiyor. Ah be kardeş. Ha 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 ha. Mıknatısla olur mu lan? Ya Hacı Dert Bedir abi, senin soyunda Sivas Yozgatlı birisi olabilir mi? O Muğlatus dedin de. Olamaz Genco, niye sordun? E canım işte mıknatısa Muğlatus diyorsun da oradan şey. Neyse Hacı Dert Bedir abi, şimdi bak bu güvercin işi netameli iş. Bu yüzden evini barkını kaybeden ailesini dağıtan var. Sonra güvercin netameli hayvan, gider başkasının damına konar. Geri kalmak için karşısına geçer. Elinde yem kovasında bir saat sokakta gih gih geh gük 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 diye ibişlik zorunda kalırsın. Karizman darbe alır, ben sana söyleyeyim baba. Aman Dert abi, ben seni öyle görmek istemem. Beni sevdiğiniz için konuştuğunuzu bilmesem ışın kılıcıyla size bordür çizerdim Gencolar. Artık yaş mana erdi. Emekli edeceğim lan kendimi. Bekarız. Karnımızı çekecek bir hanım bulup evlenemedik. Sap kaldık. Ne yapalım? Güvercin uçururuz bundan sonra. Abi bak, bu güvercini kedi kapar, atmaca dalar. Sonra bunun bitmez, kötü kokar. Abi sen bize müsaade et. Biz senin için şahane bir hobi, bir şey bulacağız, döneceğiz sana, tamam mı abicim? Oğlum Kadir, ne bulacağız lan? Ya buluruz bir şey, dur şimdi ya. Tamam abicim, sen bize güven, biraz zaman ver, harika bir şey bulacağız sana. Bak bekliyorum Gencolar. Tamam. Güzel bir hobi olsun. Dert abinizi rezil etmeyin. Tamam, haydi abicim. Öpüyorum. Tamam abicim. Aragaz. Paskal. Kadir. Can, dinleyici sorusu var. Oku bakayım abi. Okuyalım. Erkan diyor ki, Kadir abi, çok ünlü bir Formula 1 pilotu olarak geçen Singapur yarışındaki start hakkında ne düşünüyorsun diyor. Ne oluyor abi yarışa? Ya şimdi bak, bu Singapur F1 yarışının startı sırasında F1 tarihinin en ilginç hadiselerinden biri yaşandı. Yani YouTube'dan da izleyebilirsiniz. İlk 4'te start alan 3 pilot pert oldu. Ferrari'nin bütün araçları pert oldu. Yarışı terk ettiler ya. Yarışa Hamilton kazandı yani. Niye öyle diyorsun Kadir? Ya abi yarışı hakikaten çok önemli pilotlar. Yani ne bileyim Verstappen, Raikkonen, Vettel, Alonso hepsi terk ettiler ha yarışı. Oo. Bütün karalar gitmiş. Vettel'in aracının kanadı koptu. Bir süre geri devam etti adam.
Ya F1 tarihinde geri geri gidip yarışan pilot olmamış şimdiye kadar. Acayip bir yarıştı yani. Ya bütün üstün yetenekler pert olunca Hamilton aradan çıktı. Kadir, sen nereden biliyorsun? Eskiden pilot muydun? F1'de yıllarca pisti yaktım, kavurdum ben ya. F1 tarihinde böyle ikili sonra vardı. Rakip ikililer. Misal hani Senna ile Frost gibi. Schumi ile Haikkonen gibi. Şimdi de Verstappen ile Vettel diyorlar. Ama bakacağız. Çömez onlar. Yani bu Vettel denen pilot yarışa birinci sırada başladı. Arabası parça pinçik oldu. Ya kim bu ya? Alo. Aleykümselam. Kimsin? Ooo Vettel. Pascal. Efendim? Singapur F1'de startla birinci sırada başlayan ama start sırasında arabası zarar görüp kanadı kopunca geri gelen Ferrari pilotu Vettel arıyor. Alo. Şaşkın. Ne haber lan? Oğlum. Lan geri. Formula gidelim mi? Kamil. Tövbe. Efendim kardeşim. Söyle bakayım. Olsun. Sen yine de Pascal abin için öyle söyleme. Ne diyor ki? Kadir abi diyor, sana saygıda sonsuzum ama sen abimsin ama bana istediğini söyle ama yanındaki o deveye söyle diyor, ağzından çıkanı kulağını duysun, getir onu diyor. Ulan duymasın ne yaparsın? Kalma. Ya beyler lütfen. Ya bu yayında. Alo Vettel'im. Sen neredesin, gürültülü bir yerdesin lan? Evet. Ne diyorsun ya? Neymiş? Abi diyor, formülalarda geri araba sürdükten sonra diyor beni işten attılar diyor. Münih Gengenbach hattında dolmuş şoförlüğüne başladım. Hadi Gengenbach hadi Gengenbach şinel diyor. Kadir, Gengenbach ne ya? Şimdi Gengenbach'a gidiyoruz, kalkacağız, bir kişilik yer kaldı demek istiyor bence. Yani dolmuş durağı jargonu bunlar, sen bilmezsin ya Pascal. Beyaz Türk Pascal. Beyaz Türk. Yavrum içim beyaz Türk, hayatım beyaz. Alo Vettel, ha bir arzun var canım. Ha şahit mi? Ben mi? Ya ben şahit olmam, kusura bakma. Ne istiyor lan? Abi diyor F1'de diyor çıkışta diyor Vespaten denen ayu diyor kafa gösterir diyor. Refleksi olarak diyor aracı sağa kırdım diyor. Arabanın önü pert oldu diyor. Şimdi diyor Verpaten'den hasarı istiyoruz diyor. Beni ilgilendirmez, kaza anında zabıt tuttuysaydınız diyor. Biz de diyor YouTube diyor videosundan zabıt tuttuk diyor. İki şahit lazım diyor. Sen diyor bu alemin duayen bir ismisin diyor. Şahit olur musun diyor. Aman Kadir, bu devirde var ya şahit mayet oldu. Biz yeter sağ ol. Evet abi, şimdi Vettel'im can, seni severim ama bana baba nasihatı. Oğlum hiç kimseye kefil olma. Hiçbir olay için şahitlik yapma, başın belaya girer demişti. He. Benim nereme ne yapacaksın? Aa edepsize bak ya. Terbiyesiz. Hadsiz. Bırak Kadir. Muhatap olma ya. Alman mı ya? Ya zaten Alman'ın mutfağı yok. Mutfağı olmayan millet olur mu ya? Bunlar nasıl millet ya? Mühendislik falan. Onda iyiler. Ayrıca ama mutfakları yok ya. Maalesef Kadir. Pascal. Sprezi doç. Tarih duyuyorum. Öyle konuşma. Muhabbetin belini kıran program. Aragaz. Pascal. Kadir canım. Can, dinleyici sorusu var. Ver bakayım. Gökhanizm diyor ki, Kadir abi hızlı ve öfkeli de Jason Statham yerine sen oynayacakmışsın ama reddetmişsin. Bunu bizden neden yıllarca gizledin? Yok deve. Evet Pascal. Hızlı ve öfkeli filminde kelbaş İngiliz gazması Jason Statham yerine bana rol teklif ettiler. Nasıl oldu Kadir? Şimdi beni Sylvester Stallone aradı. Rambo. Taceddin'im dedi, ben dedi Sylvester Stallone dedi. Sylvester abi dedim, yanlış aradım, ben Kadir Şöpdemir'im, Taceddin değilim dedi. Kadir'im kusura bakma dedi, Rocky filmlerini çekerken dedi bıngıldağıma iki yumruk aldım dedi. O sumsuk benim kafayı da dedi öyle bir dedi aldı götürdü, ben dedi bir meçhule gidiyorum geliyorum, isim her karıştırıyorum dedi, yaşlılığıma verdi. Vay be, buna bak, gergi takılmış. Dedim abi bir emir mi var, buyur dedim. Yaz dedi, birinci ayak Kerimhan, ikinci ayak düz basan, üçüncü ayak Şakir'cim dedi. Sen kendin de üç tane eşek ekle, bunları oyna Haluk'cum dedi. Hayda. Sylvester'ın kafa gitmiş. Ya Sylvester abi, Haluk kim? Ben Kadir Çöpdemir. Ya kusura bakma, Rocky filmlerini çekerken bıngıldağıma iki ağır yumruk aldım. Benim kafa arada böyle meçhule gidip geliyor, isimleri karıştırıyor. Abi onu zaten söylemiştin dedim. Buyur emret dedim. Kadir'im dedi, ben İtalyan aygırıysam sen de Türk kaplanısın dedi. Yiğidin dedi, harman olduğu yerden dedi gelmiş bir Anadolu çocuğusun dedi.
Gel bizi dedi bu Jason Statham denen İngiliz gazmasına mahkum etme. Böyle böyle şöyle şöyle bir film var dedi. Sen oyna Allah'ım dedi. Abi filmin adı ne dedim? Hızlı ve Öfkeli dedi. Abi o zaman kusura bakma oynayamam dedi. Niye oynayamam Kadir'im dedi. Çünkü ben öfkeliyim ama hızlı değilim abi dedi. Rolün hakkını veremem dedi. Kadir'im senin öfken de yet. Hızlı biz filmde ayarlar, senin sahneler hızlı akıtırız. Speedy Gonzales gibi görünürsün dedi. Ondan sonra bu John Statham'la enerjim tutmadı Kadir'im. Gel sen oyna bu rolü dedi. Niye kabul etmedin? Ya tam kabul edecektim. Statham Sylvester Stallone'nin yanına geldi. Telefonda duyuyorum ben. Ne habersin Sylvester emmin? İyiyim mi? Sağlığın, ortamın, ayfiyetin, keyfiyetin nasıl dedi. Az önce Statham'a sallayan Sylvester adamın yanında görünce yağlamaya başladı. Sen şöyle kralsın, böyle şahanesin, böyle büyük oyuncusun. Zaten keller büyük oyuncu olur. Gör bak daha neler yapacağız. Sana filmin gişesinden güzel yüzde vereceğim falan diye. Abi tipik İtalyan. Vallahi arkadan konuşur, yüzüne güler. He. Alayı böyle. He. Evet, arkada dönme. Allah Allah. Allah Allah. Ondan sonracım abicim. Ha, asıl beni yaralayan şu oldu. Statham Stallone'ye kimle konuşuyorsun Sylvester dayı diye soruşlu. Stallone de sanki Statham gelinde mevzu yarım kalmış gibi bana. Evet Kadir'cim ne diyorduk? Filmin oynadığı salonlarda Alaska frigo sat. Bizde bir %10 hava parası ver yeter. Canım benim patlamış mısırını da sat. Gazozunu da sat. Efendim sen de ekmek ye bizim bu işlerden dedi. E sen ne dedin? Ondan sonra. Ulan senin ağzından girer çıkarıp tekrar ağzına çarparım dedi. Yani neyse ondan şey olur yani. Daha fazla şey yapma. Kadir iyi demişsin. Bak reflüm azdı yine düşününce ya. Allah Allah böyle. İyi yapmışsın. Böyle bir rezillik olur mu? Biz ne zannediyorlar ya bugün abi? Efendim yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Paka paka. Bay bay. Aman Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaze.